Merhaba değerli arkadaşlar. Doğadan topladığımız çoban çantası otu. Bunu gölgede kuruttuk 4-5 gün içerisinde. Ve hafif olarak bu şekilde bu hale getirdik. Ve bunun çayını bu şekilde yapabiliyoruz. İşte çoban çantası çayımız. Arkadaşlar bir yemek kaşığı kurutulmuş bitkinin yaprak, sap ve meyve kısımları. Ve bu meyvelerin içerisinde küçük minik şu sarı tohumlar dolu arkadaşlar. Bunlarda da şifalı özellik var. Beraber bir bardak kaynamış suda 5 dakika bekletiliyor. Daha sonra çayımız süzülerek şifalı bir hale getiriliyor. Arkadaşlar bu çoban çantası gerçekten çok müthiş bir bitki. Doğada çokça bulunuyor. Ülkemizin hemen her bölgesinde, yol kenarlarında, kayalıkların etrafında, tarlalıklarda, sebze meyve bahçelerinde her yerde görebileceğimiz bir bitki. Bitkiyi gördüğünüz anda bolca toplayın. Yeşil haldeyken salatalara katın, çok şifalı. Kuruttuktan sonra da arkadaşlar bizim yaptığımız gibi ve tarif ettiğimiz şekliyle şifalı çayını yapın. Bu çay birçok ülkede bitkisel tedavi uzmanların mide, akciğer, rahim, mesane ve böbrek kanamalarına karşı koruduğunu, bu etkiyi gösterdiğini bildirmekte. İçeriğinde bulunan fumarik asitten dolayı kanserli tümörlerle mücadele ediyor müthiş derecede. Aynı zamanda arkadaşlar kadın hastalıklarına birebir, bütün kadın hastalıklarını tedavi etme gücüne sahip. Kadınlarda adet düzensizliği, miyom, rahim iltihabı gibi bir sürü hastalıklarda bu çoban çantası otu gerçekten şifa deposu, kadınlar için mutlaka önerilir. Mide ülserine karşı da çok etkili. Aynı zamanda idrar söktürücü ve böbrek rahatlatıcı, böbrek iltihabını temizleyici bir özelliği de mevcut. Her yönüyle gerçekten şifalı ama en çok kadınların kullandığı, kadın hastalıklarına karşı çok şifalı özelliği olan bu çoban çantası otunu, şifalı çayını mutlaka yapın. İşte gördüğünüz gibi çok basit bir yemek kaşığı kurutulmuş çoban çantası otunu bir bardak kaynar suda 5 dakika bekletin ve şifalı çayınız hazır.